Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde zinanın çirkinliğini anlatırken diyor ki: "Ey Müslümanların topluluğu, İyyâküm ve zina, zinadan sakının. Fe inne fihi sitte hısalin, zinada 6 tane felaket vardır." diyor. "Felâten fid dünya ve felâten fil âhire." 3 tanesi dünyada felaket vardır, 3 tanesi de ahiretteki felaketleridir. Peki dünyadaki felaketler nedir? Fe emmel lâti fid dünya. Dünyada zinanın felaketleri nedir? فَذَهَابُ الْبَهَاءِ وَدَوَامُ الْفَقْرِ وَقَصْرُ الْعُمْرِ. Bir defa zina bir toplumda yayılırsa, zina yapan insanların ve toplumların saygınlığı biter. Allah onların heybetini kaybeder, şereflerini yok eder. Bizi kimse adam yerine koymamaya başlar. İkincisi, malın, hayatın, kazancın bereketini yok eder. Bir insan, çalışıyorum fakat bir türlü paranın bereketini bulamıyorum diyorsa, eğer bir insanın hayatında zina varsa onda para birikmez. Birikse de bereketi olmaz. Fakirlikten hiçbir zaman kurtulamaz. Bir de zina hastalıkların yayılmasına, ömrün kısalmasına sebep olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada ömrün kısalmasına, en azından hastalıklarla, felaketlerle boğuşmak suretiyle ömrün bereketinin kaybolmasına, kazancın bereketinin yok olmasına, şeref ve haysiyetin yok olmasına sebep olur dünyada. وَاَمَّا اللّٰهِ فِي الْآخِرَةِ Ahiretteki belalara gelince فَسَحَتُ اللّٰهُ Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği insanlar vardır ahirette, onlara farklı muamele yapacak. Gazap ettiği insanlar var, konuşmayacak onlarla, tarafına bakmayacak ve onları tezkiye etmeyecek. İşte zina yapan insanlar Allah'ın gazabını celbeden insanlardır. Vesu'il hisab, dolayısıyla muhasebesi çok kötü geçecektir. Bir insan zinakar olarak Allah'ın huzuruna hesap vermeye geçerse, Allah muhafaza, bunun hesabı gerçekten çok zor olur. Vel huludu finnâr. Bir insan zina yaparak ahirette muhasebede zinakar damgasıyla beraber hesaptan geçerse cehennemde cehennemi boylayacaktır. Hele hele bunu helal diye yaparsa ebedi cehennemde kalmış olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ettikten sonra en sahitallahu aleyhim ve fil azabihum halidun, Maide suresinin 80. ayeti kerimesinin son tarafını okudu. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır ayeti kerimesini okumuştur.